Kuruluş kurultayını gerçekleştirdi. Siyasi partiler yasasının talepleri doğrultusunda gerçekleşen kurultay, Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği'nin gözleminde yapıldı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Milletvekili Erşit Salihi başkanlığında Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyelerinin seçildiği kurultay, demokratik ve şeffaf bir ortamda gerçekleşti. Irak Türkmen Cephesi Kerkük'te Genel Kuruluş kurultayını gerçekleştirdi. Siyasi partiler yasasının talepleri doğrultusunda gerçekleşen kurultay, Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği'nin gözleminde yapıldı. Kurultay, Kur'an-ı Kerim'den okunan ayetlerle başladı, daha sonra tüm Türkmen şehitlerin ruhuna Fatiha Suresi okundu. Ardından Irak Ulusal Marşı ve Türkmen Milli Marşı okundu. Kurultayda Irak Türkmen Cephesi'nin önde gelen isimlerinden Şehit Ali Haşim Muhtaroğlu, Şehit Münir Kafili, Şehit Yavuz Efendioğlu ve Şehit Ahmet Koca'nın hayatını anlatan belgesel yayınlandı. Irak Türkmen Cephesi Onursal Başkanı Doktor Saadettin Ergeç, düzenlenen kurultay münasebetiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sizleri burada görmek, böyle bir güzel bir günde beraber olmak hakikaten benim için bahtiyar olur. Siz değerli insanlarımıza muhatap olmak benim için onur duyulur, şereftir. Aziz kardeşlerim, biliyorum protokol konuşmasıdır. Çok kısa tutulması gerekir. O yüzden protokol konuşmalarını pek sevmem. Çünkü o kadar sorunlarımız vardır ki, o kadar konuşulması gereken meselelerimiz vardır ki, herhalde kısa bir zaman içerisinde bunu toparlamak çok zor olur. Zor şartları geçiriyoruz. Ama bizim millet olarak bu zorluklara alışmış durumdayız. Bizim milletimiz bugüne kadar tarihsel olarak fena badirelerden geçmiştir. İmparatorluklar kurmuşuz, yıkmışız, tekrar kurmuşuz. Daha sonra Irak Türkmen Cephesi'nin iç tüzüğü, prensipleri ve hedefleri okundu. Ardından Irak Türkmen Cephesi'nin yürütme kurulu üyeleri için delegeler oy kullandı, yürütme kurulu üyeleri demokratik ve şeffaf bir ortamda yapıldı. Daha sonra Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Milletvekili Erşet Salih'i yaptığı konuşmada, Irak Türkmen Cephesi'nin hedef alınmasının Türkmen milletinin hedef alınması anlamına geldiğini söyledi. Irak Türkmen Cephesi sürekli vurulup, Irak Türkmen Cephesi'ni içten dışarıda vuranlar var. Irak Türkmen Cephesi'nin varlığı tehlikeye gitmiş olursa Türkmen milletinin varlığı tehlikeye gider. Ona dikkat edelim değerli aziz milletimiz. Dedik ki 95 yılında Irak Türkmen Cephesi Erbil'de ilan edildiği zaman çok değerli insanlarımız canlarını verenler bizim için, bu millet için bugün yanımızda oldular. Bu bayrağı elimize verdiler. Bu bayrağı taşımak için birbirimize teslim ettik. Aziz Türkmen milleti, Türkmen milletinin siyasi tarih dönemine bakmış olursak en kritik, en hassas dönemini yaşamaktayız biz. Ama ne olursa olsun bu kadar komplolar üzerimize olmasına ilaveten gene de Irak Türkmen Cephesi dayanıp durup ve mukavemet yolunu hedef diye aldı. Irak Türkmen Cephesi'nin hiçbir zaman Türkmen milletinin haklarından vazgeçmediğini belirten Salih'i, her zaman Irak'ın birliğini savunduklarını da sözlerine ekledi. Biz Irak Türkmenleri olarak 1920'lerden iyiye kadar bu milletin bir bakanı olmamasına ilaveten, devletin içinde yer almamasına ilaveten, ama bu millet bitmedi. Her zaman bütün siyasi sahalarda 1930'larda, 40'larda
50'lerde, 60, 70, 80, 90, kimi, İngiliz'de 2014'te İngiliz'e kadar kendisini göstermektedir. Ama hiçbir zaman geri adım almadı. Hiçbir zaman milli hakkından da tenezzül etmedi. Ki biz onu her zaman söylemişiz. El maslahat kavmiye. Irak Türkmen cemaatçi olarak Irak'ın toprak bütünlüğünü savundu. Dediler ne de bu kadar Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmuşuz? Dedik Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmazsa, Irak parçalanırsa, herkes de öyle, biz de elini çekeriz. Biz bölgemiz Erdoğlu, Türkmenlerin coğrafyası Erdoğlu, Türkmen bölgeleri Erdoğlu. Öte yandan kurultayın son ermesinin ardından Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Hasan Turan ve Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi objektiflerimize konuştu. Bütün Türkmen milletini ve ikincisi bütün Irak Türkmen Cephesi mensuplarını tebrik ederim. Çok güzel demokrasi bir kurultay tahkik ettik müfavadiyanın denetiminde. Bilirsiniz kanun ahzab çıktıktan sonra bütün partilerin kurultayı vardı. Resmileştirmek ve yasallaştırmak için. Bugün de cephe bu kurultayını yaptı. Ve yürütme kurulunu seçti. Ve başkan ve yardımcılarını seçecek. Ve bizim bir yürütme toplantımız var. İnşallah bunları tahkik etmek için. Hakikaten partiler milletin hayatında çok kıymeti var, çok değeri var. Eğer bir milletin partisi olmazsa lider kadrosu yetişmez. Siyasi kadrosu yetişmez. Temennim odu. Bunu bir münasebet alarak bütün Türkmen milletini Irak Türkmen cephesinde üye olmaya davet ederim. Irak Türkmen cephesi her zaman Türkmen davasının öncelliğini edip ve savunup bütün Türkmen haklarını. Gelecek süreç önümüzde zor bir süreçti. Onu ancak birlik beraberliğimizden atlatabiliriz. Temennim odu. Herkes cepheye sarılsın. Herkes bu yönetime sarılsın. Bütün Türkmen milleti için hayırlı olsun. Irak müfavadiyasının talabı üzerine her parti resmi olarak yine kurultayını yapsın. Biz de bugün Irak Türkmen Cephesi'nin kurultayını, kuruluş kurultayını hakikaten çok güzel bir havada yaptık. Demokrasi bir havada yaptık. Burada bütün katılanlara teşekkür ederiz. Hakikaten yüksek bir favoriye de buradaydı. Seçim çok nezih, çok şeffaf bir şekilde yapıldı. Kim aday olursa o aday kapılarda açıldı. Bunu bilsin milletimiz ki Irak Türkmen Cephesi kararlıdı. Yürütme kurulu olarak, başkan olarak kararlıdı. Bu yola devam ederiz. Tel Afar'ı kurtardık, Tel Afar'ı muhafaza ederiz. Bütün köylerimizi, kasabalarımızı imar ederiz. Tabii milletimizin büyük rolü vardı burada. Bir gün büyük yoğunluğu vardı. Yaklaşık 700 kişi buraya katılmıştı. Herkese teşekkür ederek, önce size de teşekkür ederek başarılı ederiz bu için. Yeni yönetim aynı yönetim olduğu için işine devam edecekti. Bu millet için hayırlı, bereketli olsun. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Aydın Maruf ve Irak Türkmen Cephesi Salahattin İl Başkanı Heytem Aşim Muhtaroğlu düzenlenen kurultay münasebetiyle tebriklerini sundu. Irak Türkmenlerine bu kongre, Irak Türkmen Cephesi'ne hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten Irak Türkmen Cephesi, Irak'ta olan Türkmenlerinin gerçek temsilcisidir. Her zaman bütün Türkmenleri bölgesinde herhalde bir Türkmen var ise o hakka sahip çıkmıştır. Kuruluşundan beri 1995 Nisan Erbil'den kuruluşundan sonra bugüne kadar bu siyaseti bu şekilde devam etmiştir. Bugün de Irak'ta resmi olarak Yüksek Komisyonu tarafından yapılan bu kuruluş kongresi 450 delegenin katılmasıyla gerçekten güzel bir hava oldu. Demokrasi bir hava oldu. O yüzden hem genel başkanımıza hem yönetim kuruluna hem de bütün delegelere, bütün Türkmen halkına bu kongre hayırlı uğurlu olsun. Ben bu münasebete bunu da demek isterim. Bizim yakında Tel Afar operasyonu bitecek, kurtulacak IŞİD terör örgütünün elinden. O yüzden 2014'ten 10 Haziran'dan zorla köçe maruz kalan bizim 500 bin kişi Türkmen köçmenleri, işte Erbil'de olan, yani Irak Kürdistan bölgesinde olan, Kerkük'te olan, Irak'ın güney bölgesinde olan, bizim ana vatan Türkiye'de ikamet eden, zorla köçe maruz kalan insanlarımız bir an evvel Tel Afar'a dönmeleri gerekir. Çünkü zaten o silahlı güçlerinin,
o bölgeye gelmiş bulunması hedefi orada demografi yapıyı değiştirmektir. O yüzden bizim bu plana karışmamız gerekir. Şimdiden biz Irak Türkmenlerine telafilerin kurtuluşu münasebetiyle telafiler başta olmak üzere hepsine başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün de bu kurultaya katılmamız güzel geçti. Herkes razı çıktı. Herkes güzel oyların kazandı. Ve inşallah hayırlı olur milletimiz için. Ve Kerkük'ümüzde has bir durumdadı. Herkes gerek bu durumu muraat etsin. Yani bu şeyde, bu kurultayda kendini görseden, aday görseden başarılı olan gerek düşünsün. En önce hedefi, büyük hedefi Kerkük olsun. Sevgili seyirciler, geliyoruz Ey Telafer Operasyon Narko.